Değerli Çiftçi TV izleyenleri, bu hafta Benim Silajım programında hayvancılık işletmesi bölümündeyiz. Konya'nın Karapınar ilçesinde Göksel Bey'in yanındayız. Göksel Bey, sizi biraz tanımak isteriz. İsmim Göksel Gökcan. 2014 yılında Selçuk Üniversitesi'nden Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden mezun oldum. İlerleyen yıllarda yüksek lisans eğitimimi yine aynı üniversitenin aynı bölümünden yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Şu an halen işletmemizde, hayvancılık işletmemizde hayvancılık sorumlusuyum. Göksel Bey, biz daha önceki programda sizin işletmenize ait olan arazilerinizde kaliteli bir mısır silajı yetiştirmek için mısır tarımını işletmenin tarım departmanından sorumlu olan sanırım amcanız İbrahim Bey ile işledik. Evet. Biz bu programımızda izleyenlerimize daha çok kaliteli mısır silajının hasat ve hasattan sonraki dönemini işlemek istiyoruz sizle beraber. Evet. Şu anki bulunmuş olduğumuz işletme hakkında biraz bize bilgi verebilir misiniz? Evet. İşletmemiz 30 dekar bir arazi üzerine kurulu, telle çevrili arazi olarak 30 dekar arazi üzerinde. Kapalı alan 15 bin metrekare. Diğer telle çevrili alanlarda 30 bin metrekare alanda. Yaklaşık kapasitemiz 900 büyükbaş kapasitesine sahip. 900 büyükbaşın yaklaşık 280-300 civarında sağmal kapasitemiz var. Günlük ortalama 9 ton civarında süt üretiyoruz. Yani burası aslında bir süt üretim işletmesi. Aynen. Ve süt üretim işletmesinde olmazsa olmazlarından başında yer alan kaba yemle de mısır silajını bu yıl, bu hafta biz programımıza konu alacağız. Evet. Peki mısır silajı deyince aklınıza neler geliyor? Mısır silajının önemi sizler için nedir? Mısır silajının benim için 3 tane önemi var. Birincisi kaba yem olması ve lezzetli olması. İkincisi ucuz bir ham madde olması. Üçüncüsü de hayvanlar tarafından yani yüksek miktarlarda tüketilebilir olması, lezzetli olması. Benim için bu 3 öneme sahip. Evet, Göksel Bey, şimdi mısır silajını dediğiniz gibi bu kadar önemli bir kaba yem faktörünü oluştururken tabii ki bizim ekimden başlayıp hasada kadar ve hasattan da işletmeye kadar büyük bir organizasyon içeriyor. Bu organizasyonda siz bir hayvancılık işletmesinin sorumlusu olarak kalite sizin için çok önemli olsa gerek. Evet. Fakat bu kalitede siz özellikle hasat zamanından silaj çukuruna kadarki olan dönemde yani hasattaki dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Özellikle silaj operatörleriyle alakalı partikül boyutlu ve bu silajın işletmeye sevki konusunda nasıl bir yol izliyorsunuz? Ben sizden şunu rica ediyorum. Yani izleyenlerimize biz bu programda mısır silajının hasattan sonraki devresini, hayvanın beslenmesine kadar olan devresini kademe kademe anlatmak istiyorum. Evet. Şu anda yani hasata gelmiş bir arazinizde hasat işlemi başlattıktan sonra siz nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet. Şimdi biz mısır silajı konusunda benim ilk başta dikkat ettiğim konu tabii ki tohum. Yani ben tohumdan başlamak istiyorum. Tabii ki. İsterseniz. Tohum seçerken biz daha önce denediğimiz kaliteli tohumları, daha önce biz bir sene öncesinden deneyip de bakıyoruz tabii tohumlarımıza. Kaliteli tohumlar seçiyoruz. Ve artık son şu 3-4 yıldır biz mısır silajını ikinci ürün olarak alıyoruz. İkinci ürün olmaya uygun olan tohumları daha çok seçiyoruz. Tohumdan sonra zaten tarım bölümüyle amcamgil ilgileniyor biraz daha. Onlarla birlikte tabii istişare ederek mısırı hasat zamanına kadar getiriyoruz. Daha sonrasında hasat zamanında ben burada bizim hasadımız 2-3 günü bulabiliyor. 2-3 gün boyunca neredeyse eve gitmiyorum ve bir fil burada başında bulunuyorum. Çünkü istediğimiz değerler var. Yani istediğimiz ölçüler var bununla ilgili. Hasat zamanında benim olmasını istediğim şeylerden bir tanesi partikül boyutu. Danenin iyi parçalanması ve silaj getinin iyi sıkıştırılması. Evet. Aslında burada çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki ben hasat zamanında 2-3 gün neredeyse sürüyor bizim hasadımız. Hı. Ve bu 2-3 gün boyunca tüm motivasyonumu burada harcıyorum. Tabii. Gerekirse eve bile gitmiyorum. Çünkü neden? Siz 1 yıl boyunca hayvanlarınıza yedireceğiniz bir mısır silajının kaliteli olmasını ve bu
kalite olmasındaki en önemli nüanslardan bir tanesi olan hasat zamanının belirlenmesiyle birlikte hasat zamanının gerçekleştirilmesi ve danelerin parçalanması, uygun partikül boyutlu ve bu işletmeye sevki. Evet. Şimdi özellikle dane parçalanmasını ve partikül boyutluğunu biraz açabilir miyiz? Evet. Şimdi hasat zamanında yani bu biçerci operatör arkadaşlarla aramı gayet iyi tutuyorum. Evet. Onlara işte gayet hoş bir dille, güzel bir dille bunun böyle olması gerektiğini anlatıyorum. Ben partikül boyutunu 2.2 santimetre olarak belirledim. Kendi ölçütüm bu benim. Ben bu şekilde kestiriyorum partikül boyutunu. Tabii ki bundan önce de bizim hasat zamanımız da çok önemli. Hasat zamanımızı niye önemli? Kuru maddeyi denk getirebilmek için. Evet. Ben işletmemde 30 kuru maddenin altında silaj biçmiyorum. Bunun işte bir sürü ölçüleri var, denemeleri var. İşte danenin sarı kısmının, beyaz kısmının ilerlemesine bakılır. Süt çizgisine bakıyorsunuz. Tabii bunlar daha sonraki programlarda belki bahsedersiniz siz. Evet. Bunlara bakıyoruz. Hasat zamanını biz 30 kuru maddenin altına düşmeyecek şekilde, yani 32 kuru maddenin altına düşmeyecek şekilde o dönemlere denk getirmeye çalışıyoruz. Ki hayvanlarınıza su yedirmek istemiyorsunuz. Tabii ki. Hayvanlarınıza nişasta yedirmek istiyorsunuz. Tabii ki. Tabii şöyle bir sizin avantajınız var. Sizin işletmenizde kendi arazilerinizde, hı, kendi yetiştirmiş olduğunuz mısırlarınızı biçtiğiniz için hasat zamanınızda kendinize göre kaliteli bir şekilde belirleyebiliyorsunuz. Evet. Fakat bazı işletmelerimiz dışarıdan silaj almak zorunda kalıyorlar. Kendi arazileri olmuyor. Bu dönemde de bazen şöyle sıkıntılar yaşayabiliyor çiftçilerimiz ve işletme sahibi. Çiftçilerimiz erken biçilen silajlarda daha çok yüksek tonaj elde ettikleri için hasat zamanını biraz da erkene kısmak istiyorlar. Çünkü neden? Çiftçilerimiz daha fazla tonaj elde edip daha fazla para kazanmak için. Fakat işletme sahipleri de bu silaj hasadını biraz geciktirip, aslında geciktirmek değil demeyelim ona da, zamanında olmasını isteyerek, evet, biraz daha kuru madde verimini artırmalarını ve nişasta olarak hayvanlarına verim kazanmak istiyorlar. Evet. Tabii burada benim şöyle bir önerim olacak. Özellikle Türkiye şartlarında bu şekildeki olan uyuşmazlıklarda biz hem çiftçimizi hem üzmemek hem de işletmenin daha kaliteli bir silaj yedirmesini sağlamak için işletme sorumlu müdürleri ve sahipleri lütfen çiftçilerimize daha zamanında ve kaliteli silaj biçebilmeleri için o zamanki silaj fiyatının 10 kuruş 20 kuruş daha üzerinde fiyat ödemeleri ve bu şekilde hem çiftçimizin ve işletmenin kazanmasını bu şekilde aslında çözebiliriz. Evet. Ki bunu yapan bazı büyük işletmeler var Gösel Bey. Özellikle kuru madde oranına göre fiyat veren işletmelerimiz var ve bu gerçekten ben bu durumu çok destekliyorum. Bunun sadece o işletmeye değil, o çiftçiye değil, Türk ülke tarım ve hayvancılığına büyük bir katkı olacağını düşünüyorum. İleriki zamanlarda bunu daha ayrıntılı konuşmaya zamanımız olacak. Evet. Göksel Bey, size bir de şuradan bahsetmek istiyorum. Özellikle tarım kısmında İbrahim Bey de bahsetti. Biçim yüksekliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Biçim yüksekliği şöyle. Şimdi bitkinin odunsu kısmı en çok tabanındadır. Yani tabandan yukarıya doğru geldiği için en odunsu kısmı, yani sellozunun, ligninin en fazla olduğu kısmı en tabanında. Ben o yüzden yaklaşık 15 santim yukarıdan biçtiriyorum. Yani bu belki baktığınız zaman daha aşağıdan biçtiğiniz zaman çok daha fazla ürününüz olabilir belki veya çok daha az olabilir. İşte orasını tam hesaplamadım ama benim için faydasız bir kısım alt kısmı. Çünkü sindirilmesi zor olan bir kısım alt kısmı. Hayvanın tüketemeyeceği, lezzetli olmayan bir kısım. O yüzden ben 15 santim yukarıdan biçtiriyorum. Bunun dezavantajlarından bir tanesi, tarlayı işlemede kötü bir dezavantajı olabilir ama artık günümüzde yaygın olarak kullanılan sap parçalama makineleri var. Bu sap parçalama makineleriyle kalan kütük kısmını parçalatıp toprağa karıştırabiliriz çok rahatlıkla. Bunun da önüne böyle geçmiş olabiliriz. Evet. Hatta Amerika'da biçim yüksekliği 40 santime kadar çıkıyor. 40 santim ciddi bir yükseklik. Fakat bu da gerçekten de silajın sindirebilirliğini ve nişasta oranı çok yukarılara çekiyor. Tabii, fakat besin hala, madde değerlerini yukarı çekiyor. Ama ülkemizde öyle bir kaba yamaçı olduğu için, evet, biz daha o düzeylere kadar çıkmış değiliz. Evet. Peki Gösel Bey, şimdi hasat zamanında
dediğiniz gibi biçer döver operatörüyle konuşup partikül boyutluğunu belirlediniz. Ben partikül boyutluğuna şuna girmek istiyorum. Siz 22 milim yani 2.2 santimetre parça boyutunda bir partikül boyutluğunu işletmenizde kullandığınızı belirttiniz. Değerli izleyenler, partikül boyutu mısır silajlarında çok önemli bir nüanstır. Özellikle 1.8 ve 2.3 milimetre arasında biz kıyım istiyoruz. Eğer 1.8'in altında olan çok ince kıyımlar olduğu takdirde mısır silajı kaba yem formunu yitiriyor ve hayvanlarda geviş getirmeye kadar geviş getirmenin azalmasına kadar sebebiyet verebiliyor. Özellikle de çukurda sıkıştırma işlemi yaparken de çok ince kıyılmış mısır silajlarında çok ciddi miktarda su ortaya çıkıyor ve bu da bizim mısır silajımızın kalitesini ve daha sonrası ileriki dönemlerde bozulmalara sebebiyet verebiliyor. Peki daha çok iri kıyım olduğu zaman bazı biliyorsunuz Gösteri Bey, traktör arkası tek sıra ya da çift sıra bağımsız traktör arkası silaj biçim makineleri var. Evet. Bazı çiftçilerimiz bu silaj biçim makinelerinin bıçaklarını değiştirmekten yüksünüyorlar ya da ek maliyet olacak diye bir yıl daha, iki yıl daha bu bıçağı kullanabiliriz diye değiştirmiyorlar. Fakat bu da çok iri kıyım bir silaj elde etmelerine, 2.5 santimetre üzerinde bir silajlar elde etmelerine sebebiyet veriyor. Fakat bu kadar iri kalibre bir silajın da niye dezavantajı olacaktır? Bu da özellikle silaj çukurunda sıkıştırma işlemi yaparken üzerinde gezen iş makinası ya da çok ağır bir traktör sürekli esneyecektir ve yeterli düzeyde sıkıştırma sağlayamayacaktır. Evet. Bu da tabii ki bizim silajımızın ileriki dönemlerde bozulmasına sebebiyet verebilir. O yüzden partikül boyutluğu hem sindirme açısından hem saklama açısından çok önemli olduğunu izleyenlerimize buradan belirtmek istiyoruz. Peki Göksel Bey, ideal partikül boyutluğunu ayarladık. Hı hı. Danelerimizi patlattık. Evet. Kesinlikle çok önemli. Evet. Dane patlatma. Evet. Silaj operatörlerimizi kamyonlara doldurduk, işletmeye sevk ediliyor. Evet. Burada silaj çukurunda nasıl bir sıkıştırma sağlıyorsunuz ve bunu hangi hızla yapmayı istiyorsunuz? Dane patlatmayla ilgili ben şu konuya değinmek istiyorum. Tabii ki. Dane patlatmayla ilgili ben burada bir fiil başına duruyorum mısır silajı yapılırken. Şimdi şöyle bir olayla karşı karşıyayız. Biz bunu senede bir gün, iki gün yapıyoruz. 365 gün boyunca hayvanlarımıza yediriyoruz. Evet. Yani bir iki günlüğümüzden fedakarlık verip başında bir fiil durmamız gerekiyor bu silaj yapılırken. Mısır silajını nakliyesi gerçekleşirken ben sürekli her gelen kamyona bakmasam bile 2-3 kamyona bir sürekli numune alıp bakıyorum. Partikülleri iyi parçalanmış, daneleri iyi parçalanmış mı? Partikül boyutu istediğim seviyede mi? Sürekli onları kontrol ediyorum. İstemediğim bir durum olursa yine operatör arkadaşı uyarıyorum. Güzel bir dille, tatlı bir dille uyarıyorum arkadaşı. Ve istediğimiz şekle getirmeye çalışıyoruz. Mısırın danesinin patlamasındaki olayımız da şu. Yani biz bunu iyi kontrol etmeliyiz ki yani bir sene boyunca başımız ağrımasın. Mısır danelerinin patlamadığı zaman bütün çiftçiler bunu görmüştür yani. Hayvanın dışkısından olduğu gibi dane şeklinde çıkar. Sindiremiyor tabii ki. Tabii ruminantlarda sindirim süresi, büyük başlarda özellikle sindirim süresi daha kısa diğer ruminantlara göre. Dolayısıyla daneler parçalanmadığı zaman diri diri çıkıyor ve bu da bizim besin madde kaybımıza yol açıyor. Kesinlikle. Ben Göksel Bey'e size şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Özellikle hayvan beslemede enerji kaynaklı tahıllar, arpa, buğday ve mısırdır. Ve ruminant hayvanlarda sindirilmesi en kısa sürede gerçekleşen arpa yaklaşık 1,5-2 saatte sindiriliyor. Daha sonrasında buğday 4,5-5 saatte sindiriliyor ve mısır yaklaşık olarak 7-8 saatte sindiriliyor. Yani bizim özellikle tam patlamış daneleri olan mısır silajının içerisindeki danelerini bizim hayvanlarımız aslında çok kaliteli bir şekilde sindirerek bunları evet. bize süt ve et verim olarak bize geri sağlıyor. Tabii, bu tabii. çok önemli bir nüans. Peki şimdi silaj çukuruna kamyonlarımız silajları döküyorlar. Hı-hı. Ve bu esnada siz sıkıştırma işlemini yapıyorsunuz. Evet. Bu sıkıştırma işleminde dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi sıkıştırma işleminde biz dışarıdan hizmet alıyoruz. Bu harfiyatçı arkadaşlarımız var. Onlardan hizmet alıyoruz. Yani kendi işleminizde traktörünüz olmasına rağmen tabii. daha ağır olsun diye. Tabii. Hem kepçemiz var hem traktörümüz var ama
dışarıdan harfiyatçı arkadaşlardan yardım aldığımız zaman o arkadaşlar bize paletli ekskavatörler var, bekolodörler var. Bunlar yüksek tonajlı makineler ve hızlı işlem yapabilen makineler. Bizim traktörümüzle yapacağımız bir saatlik işi onlar belki 15 dakikada yapabiliyorlar. Dolayısıyla biz o arkadaşlardan hizmet alıyoruz. Silajın sıkıştırmasında genelde çağırdığımız makine ekskavatör, paletli ekskavatör makine. Aşağıdan da bir bekoloder yardımıyla silaj yukarıya veriliyor. Yukarıda ekskavatör altına hem seriyor silajı hem de güzel bir şekilde sıkıştırıyor. Tabiri caizse mısır silajının içerisine elinizi sokamayacağınız seviyeye getiriyor yani. Ha, parmağınızı bile sokamayacağınız, seviyeye getiriyor. Tabii bu iyi bir fermentasyon için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bir kesinlikle, kesinlikle Göksel Bey, size katılıyorum. Değerli izleyenler, mısır silajında kaliteyi etkileyen faktörleri aşama aşama anlatıyoruz. Fakat en önemli olan aşamaların üzerinde özellikle durmak istiyorum. Mısır silajında sıkıştırma. Çok çok önemli bir nüanstır. Özellikle bu şekilde silaj çukuru olan işletmelerde havasız bir ortam yaratmak daha kolay olabilirken bazı küçük aile işletmelerimiz toprak üzerine mısır silajı yapabilmektedirler. Bunlar da tabii ki sıkıştırma ideal bir seviyede olmuyor. Fakat bu silajlarımızda da çok ciddi miktarda bir kayıp oluyor. Küfleme de çok oluyor. Onun için mısır silajlarımızda sıkıştırmaya çok önem veriyoruz. Göksel Bey, sıkıştırmayı dediğiniz gibi çok dikkat ederek, çok üzerine durarak yaptınız. Peki mısır silajının kapatması da ayrı bir aşama. Kapatmasında nasıl bir yol izliyorsunuz acaba? Evet. Şimdi ideal bir silaj geti önünün arkasının açık olması gerekiyor. İdeal bir mısır silaj getinin önü ve arkası açık olması gerekiyor. Yani bir taraftan girdiniz. O tarafta mısır silajınız yarım kaldı. Daha sonraki sezonda öbür tarafı doldurdunuz. Bu kez öbür taraftan girmeniz gerekiyor. Yani iki taraftan da erişebilmelisiniz mısır silaj getine. En önemli özelliği bunun dışında tabii beton bir yapı istiyoruz. Yani toprakla temas etmeyecek şekilde. Üçüncü bir özellik ise silaj getinin duvarlarının piramit şeklinde olması ve desensiz olmasını istiyoruz. Düz bir beton. Düz bir beton istiyoruz. Ve tabanında da herhalde %4 bir eğim olması. Tabii. Esasında öyle bir eğim olması gerekiyor. Çünkü içinde yağmur yağdığı zaman veyahut da bir temizlik yapılacağı zaman bir eğimin olması gerekiyor. Bunun dışında bizim duvarlarımız desenli duvarlar. Niye öyle diyeceksiniz? Evet. Biz 2006 yılında kurduk işletmemizi. O dönemlerde çok yaygın değildi bu işler. Evet. Mecburen bahçe duvarı şeyleri vardı elimizde. Kalıpları. İmkanlarımız o şekildeydi. Biz öyle yaptırdık. Evet. Ve yani, piramit şeklinde de değil farkındaysanız. Evet, düz bir duvar ve aynen, desenli bir duvar. Tabii. Yani siz şu anda bu duvarı kullandığınız için bununla özellikle kenarlarda mutlaka bir küflemeleri görüyorsunuz. Tabii, ufak tefek de olsa görüyoruz. Evet. Peki kapatma işlemine geldiğimiz zaman sıkıştırmayı yaptık. Hı hı. Nasıl kapatıyorsunuz? Hangi malzemeleri kullanıyorsunuz? Şimdi geti doldurmaya başlamadan önce duvarlara ilk önce şey seriyoruz. Stretch naylonlardan seriyoruz. Duvardan aşağıya doğru tam aşağıya gelecek şekilde naylonu seriyoruz ve fazlalık payını da yukarıya bırakıyoruz. Daha sonra silaj çukurumuzu kapattıktan sonra tamamen kapattık, çiğnedik. Yukarısını tepe şeklinde, oval şekilde bıraktıktan sonra yukarısına bu streçten tekrar bir kat daha seriyoruz. Yani mısır silajının en üst katında streç oluyor. Evet. Streçin tekrardan kenarlarındaki, duvarın kenarlarındaki fazlalığını onun üzerine kapatıyoruz. Bir bohça misali. Duvardaki bu fazlalık olan streçleri alta serdiğimiz streçin üzerine yapıştırıyoruz. Streç'in özelliği nedir diye sorarsanız eğer, streç'in özelliği şu. Streç mısır silajının üzerine yapışır ve içerideki havayı çeker, dışarıya atar. Streç böyle bir yapıya sahip. Ve esneyebiliyor, yırtılmıyor kolay kolay. Yani yırtmanız için ciddi bir güç harcamanız gerekiyor. Evet. Bunun dışında bu işlemi yaptıktan sonra mısır silajının üzerine isterseniz bir kat daha naylon serebilirsiniz. Veya sermeyebilirsiniz. O naylondan sonra, yani o naylonu sermediğinizi farzsayıyorum. O naylondan sonra
çadır dediğimiz bu cabot da diyorlar bizim bölgemizde. Bu cabotlardan temin ediyoruz. Cabot seriyoruz ve üzerine de çok miktarda lastik atıyoruz, eski lastiklerden. Evet. Kenarlarını da aynı şekilde ince kum torbaları var. O kum torbalarıyla tamamen hava almayacak şekilde kapatıyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra silaj getinin önüne ve arkasına biz mermer tozu döküyoruz. Mermer tozu da hayvan beslemede de kullanıyoruz. Ağır bir kaynak zaten biliyorsunuz. Ağır bir ham madde. Önüne ince bir tabaka halinde serdiğimiz zaman önü ve arkasına kesinlikle hava almıyor. Ve bu şekilde silajı kapatıp fermentasyona artık bırakıyorsunuz. Aynen. Değerli izleyenler, şimdi Göksel Bey çok güzel bir şekilde silajını, hasat zamanını belirledi, partikül boyutunu belirledi, tanesini kırdı, hızlı bir şekilde çukura sevkini sağladı ve çok güzel bir şekilde sıkıştırdı ve çok güzel bir şekilde kapattı. Bu dönemden sonra mısır silajı ilk 3 gün içerisinde hızlı bir şekilde aerobik, yani oksijenli bir fermentasyona başlıyor. Bu fermentasyonda mısır silajının sıcaklığı yaklaşık olarak 40-45 dereceye kadar çıkıyor. Ve daha sonrasında içerisindeki şekerler ve nişasta kaynağından ötürü laktik asit bakterileri, süt asit bakterileri birden üreyerek mısır silajındaki pH'ı 3.8-3.6'lara kadar çekiyor ve sıcaklığı da 20-22-23 derece kadar çekiyor. Bu şekilde de bir anaerobik bir fermentasyon devam ediyor. Ve benim saymış olduğum bu mısır silajının çukurun içerisindeki gerçekleşen işlemler yaklaşık olarak 21 günde kendini tamamlıyor. Biz mısır silajının açılmasını yaklaşık olarak uzmanlar 45-50 günde olarak tavsiye ediyoruz. Fakat işletmemizde mısır silajı ham maddemiz azaldıysa ve aman aman çok hemen kullanmamız lazım diyorsak minimum kesinlikle 21 gün boyunca açılmasını tavsiye etmiyoruz. Peki siz kaç günde açıyorsunuz ve açtıktan sonra mısır silajında silo yönetiminiz nasıl devam ediyor? Evet, şimdi bizim işletmemizde 5 adet silaj geti bulunuyor. Bunlardan bulunduğumuz getle yanındaki get, büyük getlerimiz ve küçük getlerimiz var. Biz bunları her sene bu büyük 2 tane getimizi dolduruyoruz. Ayrıca bir tane de yedek get dolduruyoruz. Küçük getlerden. Evet. Bu büyük getlerimiz bittikten sonra zaten hasada yaklaşmış oluyoruz. Küçük gete geçiyoruz. Dolayısıyla iki getimiz de boş olmuş oluyor. Yani biz anlatmak istediğim bir sene öncesinden biz bir sene sonrasının planlamasını yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Biz getlerimize silajımız bastıktan sonra dediğiniz gibi 21 günde veyahut da daha kısa bir sürede silaj çukurunu açmayalım diye. Evet. Dolayısıyla siz silaj getine bastığınız silajı ne kadar uzun sürede açarsanız silajınız o kadar olgunlaşmış oluyor. Kesinlikle. Burada ben bir ekleme yapmak istiyorum. Özellikle yurt dışındaki bazı kaynaklar silaj çukurların açılmasını 6 aya kadar bekletilmesini daha uygun olacağını söylüyorlar. Evet. Ki bunu da şöyle destekliyorlar. Eğer siz ilk yıl işletmenizde 1,5 yıllık bir silaj getini hazırlayıp kapatırsanız bu 6 ayda bir sirkülasyon olur ve ilk yapmış olduğunuz silajı 6 ay sonra açarsınız. Ben kendim bizzat Kayseri'de büyük bir işletmede yaklaşık olarak 1 yıl sonra silaj çukurunu beraber açtık ve silaj çukuru da çok ideal bir şekilde sıkıştırılmış ve kapatılmış bir çukurdu. İşletme sahibi acaba bozuldu mu diye endişesi vardı. Fakat silaj çukurunu açtığımızda gerçekten de içerisi buz gibi 22 derece. pH'ı direkt yerinde analizini yaptık. O zaman parametre cihazlarımız vardı. Proplarla birlikte. pH'ı 3.6, sıcaklığı 21-22 derece, buz gibi çok kaliteli bir silaj elde ettiğini gördük. Evet. Sizin de dediğiniz gibi işletmeler bunun planlamaları iyi yapması gerekiyor. Hı hı. Ve hayvan besleme için çok önemli olan bu kaba yemimizi her zaman için vermiş olduğumuz değeri ona hissettirmemiz gerekiyor. Evet. Bunlar bizim bahsettiğimiz konular, bütün bu baştan beri bahsettiğimiz konular mısır silajında en mükemmeli yakalamak için olması gereken şartlardır. Ama bazı çiftçiler elinden bu imkanlar gelmiyor. Yani biz burada böyle konuşuyoruz ama bazı işletmelerin, bazı çiftçilerin bu imkanlar elinden gelmiyor.
belli bir daha erken açıyorlar mısır silajını veyahut da partikül boyutunu ayarlayamıyorlar, tane patlatmasını ayarlayamıyorlar. Bunlar da yani elleri mahkum biraz işin aslı. Yani biz burada kimseye illa bu olması gerekiyor, işte bu şarttır demiyoruz. Ama en ideal mısır silajının olması, en ideal mısır silajını elde etmemiz için bu tür kriterleri yapmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Hatta şöyle diyeyim, ben daha yeni bir çiftçi aradı beni. Kırıkkale Vezirköprü tarafında. Şimdi ikinci ürüne silaj ekecek. Fakat şimdi bazı dediğiniz gibi bazı bölgelerde mısır silajı o kadar çok ekilmediği için operatör silaj biçme makinası ya da silaj biçim makinelerini bulması çok zor oluyor. Evet. Şimdi bana şu öneride bulunuyor. Diyor ki öyle bir çeşit olsun ki silajı iyi biçemezsem, kurutursam daneye bırakabileyim. Daneye biçeyim. Yani o derece bakir bölgelerimiz oluyor. Ondan ötürü dediğiniz gibi bunlar tamamen şart değil. Fakat olması gereken kaliteyi yakalayabilmemiz için olması gereken nüanslardır, unsurlardır. Göksel Bey, şimdi isterseniz sizin silajınızı biraz şöyle gözle muayene edelim. Tabii. Bir danelerine bakalım. Tabii. Ve silaj yani silajınızın değerlerini elle, gözle muayene edip sizin de kimyasal olarak yapmış olduğunuz numuneleri karşılaştırmak istiyorum. Evet. Göksel Bey, şu anki işletmemizde bulunan çukurdaki silajımız hangi çeşitten elde ettiniz? Ve bu çeşidin özellikleri nelerdir? Memnuniyetiniz ne kadar? Şimdi biz geçen sene bir tarlamızın bir kısmına Antex, Sigenta firmasının Antex çeşidinden ektik. Bu getimizde de şu an Antex çeşidi mevcut. Antex çeşidini niye tercih ettik? Antex çeşidinin bir özelliği var. Yeşil kalma özelliği var. Yeşil kalma özelliğinin olayı da şu. Yeşil bitki hasat yapraklarını zamanında. Hasat zamanında sararttığı zaman makine bunu iyi kıyamıyor. Bazı silajlarda görmüşsünüzdür. Yaprak şeklinde böyle mısır silajının içerisinde yapraklar vardır. Bu bitki yeşil kalmadığı için, sarı şekilde kaldığı için, sarardığı için makine bunu iyi kıyamadığı için silajın içerisinde büyük büyük yapraklar oluşuyor. Dolayısıyla hayvan bu büyük yaprakları tüketemiyor. Ve biz bunu altından sürekli sübürüyoruz. Antex çeşidinde yeşil kalma özelliği olduğu için, yani bitki olgunlaşması ilerledikçe sararmıyor. Belli bir dönem daha yeşil kalıyor. Biz istediğimiz kuru maddede, istediğimiz yeşillikte bir mısır silajı biçiyoruz Antex çeşidinde. Ve Antex çeşidimizde değerli izleyenler, koçan yapısı, çevre sıra sayısını, tabii bakım, besleme ve toprak koşullarına bağlı değişmekle beraber 18-20 çevreye kadar çıkarabildiği için de çok size ve işletmenize çok artı bir değer katarak nişasta kaynağı oluşturuyor. Evet. Burada ben izleyenlerimize, bütün izleyenlerimizin belki kimyasal analiz yaptırma imkanı olmuyor ya da şartlara uygun değil. Ondan ötürü bir elle muayene nasıl yapılır silajda ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi öncelikle silajı elimize aldığımızda bir partikül boyutunu kontrol etmemiz gerekiyor. Şu anda görmüş olduğunuz silajımızda yaklaşık olarak 1.9 ya da 2.2 milimetre civarında bir partikül boyutluğu var. Biz 2.2 olarak biçtirmiştik. 2.2 milimetreyi ayarlattınız. Evet. Ki artık büyük silaj biçerleri de artık bunları ayarlayabiliyorlar. Tabii. Direkt ekrandan. Çok rahat ayarlıyorlar. Ve görmüş olduğunuz gibi bütün danelerin hepsi parçalanmış. Burada aslında önemli bir nüans var. Bazı araştırmacılar ve uzmanlar danenin tek bir yerinden parçalanması yeterli derken yurt dışı kaynakları danenin 6-7 yerinden darbe alıp parçalanması gerektiğini ve bu şekilde sindirebilirliğin daha iyi olduğunu bize söylemektedirler. Evet. Burada diğer bir nüans ise kuru madde tayini. Özellikle silajımızı avucumuzun içine aldığımız zaman şu şekilde ciddi bir baskı uyguladığımızda görüyorsunuz hiçbir şekilde su akmıyor. Parmaklarımız arasından herhangi bir su akışı yok. Ve bıraktığımızda görüyorsunuz elim hafif parladı. Çok hafif bir nem var. İşte bu bizim ideal kuru madde. 32-34 bandında olduğunu bize gösteriyor. Eğer çok kuru olsaydı elimde hiçbir şekilde bir parlama, hiçbir şekilde bir sıvı olmayacaktı. Çok ıslak olsaydı da elimden ciddi miktarda bir sıvı
boşalacaktı. Burada ideal bir kuru madde araladığını, Göksel Bey'in yakaladığını görüyoruz. Kendisine bu konuda tebrik ediyorum. Göksel Bey, şu an bu silajın siz analizlerini mutlaka yaptırmışsınızdır. Evet. Antex çeşitimizin analizleri nasıl çıkıyor? Analizleri gayet güzel. Benim şu anki bu getimdeki analiz değerlerim, yani bu çeşitteki analiz değerim şu an 33 kuru maddede ve %32 nişasta değerine sahip. Diğer değerleri de işte NDF değerleri, ADF değerleri de istediğim şekilde. Tabii bu değerler getin başından sonuna kadar değişiklik gösterebilir ama biz kısa zamanda biçtiğimiz için veyahut da tarlalarımızı aynı anda ektiğimiz için, aynı anda yetiştirdiğimiz için değerler birbirine hep yakın oluyor. Evet. Yani sizin demiş olduğunuz değerler çok mükemmel bir değerler. Evet. Yani biz hayvan beslemeciler ve ziraat mühendisleri olarak kaliteli bir mısır silajında 32, 33, 34 kuru madde, 28 ile 32 arasında nişasta ve NDF'in de %45'in altında olmasını istiyoruz ki evet, sindirilebilirliği yüksek ve evet, kaliteli bir silaj elde etmiş olalım. Evet. Göksel Bey, isterseniz biraz daha hayvan arasına geçelim. Evet. Orada biraz silajı rasyonda ne kadar oranda kullanıyorsunuz, onlardan bahsedelim. Aslında şu anda tam olarak işletmenin sahnesindeyiz, hayvanlar arasındayız. Göksel Bey, şimdi mısır silajını hayvanların önünde hayvanlar bakımından önemini ve rasyonda ne kadar çok kullandığınızı, hangi oranlarda kullandığınızı sağmal için, besiler için bunlar hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Evet. Şimdi mısır silajının rasyonda kullanımı bildiğiniz üzere hayvanın tiyamarı kaba yem ve kesif yemden oluşuyor. Kaba yem kısmının da çok önemli bir kısmını mısır silajı oluşturuyor. Bu yüzden mısır silajının tiyamardaki önemi çok daha fazla. Şimdi biz hayvanlarımıza, ben aşağı yukarı şöyle söyleyeyim, yani 48 kilo civarında bir hayvanın günlük havada kuru, yani kuru madde bazlı değil de havada kuru bazlı, evet, bir günde 48-49 kilogram hayvanlar yem tüketiyor havada kuru halde. Bunun yaklaşık 20 kilosunu mısır silajı oluşturuyor. Büyük bir oranını yani tabii, silajı oluşturuyor. Büyük bir oranını mısır silajı oluşturuyor. Fiziksel olarak neredeyse yarısı diyebiliriz yani. Ama kuru madde bazında baktığımız zaman bir silaj, bizim mısır silajımızı ele alalım. %32 kuru maddeli bir mısır silajımız var. 20 kilo girdiğimiz zaman yaklaşık bu 6-6,5 civarında bir kuru maddeye tekabül eder. Bizim hayvanlarımıza verdiğimiz kuru maddemiz ise 26 kilogram civarında bir kuru madde veriyoruz. Dolayısıyla 26 kilo kuru maddenin 6 kilosunu mısır silajı oluşturuyor. Yani TMR'daki oranımız bu şekilde. Yani aslında yani bu demiş olduğunuz TMR sağmal hayvanlar için. Tabii. Yani buradan şunu anlıyoruz. Mısır silajı bizim için hayvan işletmelerinde olmazsa olmaz ve rasyonlarda çok önemli miktarda yer kaplayan bir ham madde. Evet. Peki bu işletmedeki erkek hayvanları satıyor musunuz yoksa besliyor musunuz? Besliyorsanız bu erkek hayvanların beslenmesinde mısır silajı kullanıyor musunuz? Ve herkesin merak ettiği soru, besi hayvanlarının mısır silajı kullanılır mı? Evet. Şimdi biz besi hayvanlarımızı doğduğu andan itibaren kesime kadar besliyoruz. Yani danalarını satmıyorsunuz, tabii, kendiniz besliyorsunuz. Satmıyoruz. Ben mısır silajını yaklaşık 8 aylık dönemden itibaren vermeye başlıyorum ve kesime kadar veriyorum. Benim besi TMR'ında, besi beslemesinde kullanmış olduğum model, besi başıyla, besi sonu veyahut da kesimli kurup vesaire, bunların hepsi aynı şekilde besleniyor benim burada. Yani bazı işletmeler tabii besi bitirme grubu oluyor, enerjisi daha yüksek TMR'lı gruplar oluşturuyorlar. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Tek çeşit rasyonla besliyorum ve gayet de memnunum. Peki besli rasyonlarınızda silajı kaç kilo giriyorsunuz? Mısır silajını 10 kiloya kadar çıktığım dönemler oluyor duruma göre. Yani burada şunu anlıyoruz değerli izleyenler. Özellikle mısır silajı besli hayvanlara verilmez, küçük baş hayvanlara verilmez gibi yanlış bir algı söz konusu. Biz mısır silajını besli hayvanlarına rahatlıkla verebiliriz ki bunlar da ruminant hayvanlar ki özellikle son dönemde artan ham madde fiyatları ve yem fiyatları sebebiyle bizim kendi işletmemizde bu şekilde kaliteli bir mısır silajımız varsa tabii ki de vereceğiz ve tabii ki de maliyetlerimizi düşüreceğiz. Evet. Ama bunların belli bir oranları var.
Yani sambal hayvanlarda biz bunu 25 kilograma kadar çıkabilirken besi hayvanlarımızda maksimum 10 kilogram civarında bir mısır silajı öneriyoruz. Evet. Küçükbaş hayvanlara gelecek olursak da mısır silajında özellikle küçükbaş hayvanlar atık yapıyor gibi bir yanlış algı söz konusu. Mısır silajı asla atık yapmaz. Değerli oranlarda, yeterli miktarlarda, yani belli bir miktar üzerinde çıkmadığınız sürece ve mısır silajınızda küf ve bozulmalar olmadığı sürece asla ve asla bozulma, asla ve asla küçükbaş hayvanlarda atıklara sebebiyet vermez. Göksel Bey, mısır silajını özellikle kalite değerlerinden bahsettik, rasyonel kullanımdan bahsettik. Sizin genel olarak şu anda ülkemiz içerisinde bulunmuş olduğu hayvancılık sektöründeki hem süt fiyatları olsun hem et fiyatları olsun bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani İç Anadolu bölgesinde ciddi miktarda bir süt üretim yapan bir işletmesiniz. Bu konuda hakkındaki düşünceler nelerdir? Şimdi mısır silajı, videonun başında söylediğim gibi mısır silajı ucuz bir yem kaynağı. Dolayısıyla şu anda hayvancılık sektöründe ham maddelerin çok yüksek olduğu, ham madde fiyatlarının çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Ve mısır silajını biz senede bir kere yapıyoruz. Bir kere getimize basıyoruz ve onu bir yıl boyunca kullanıyoruz. Yani bu düşünüldüğünde elimizin altında ucuz bir yem kaynağı var. Bu kaynağı elimizden geldiğince kalite kriterlerine uygun olarak biçip, kalite kriterlerine uygun olarak basıp muhafaza ettiğimiz zaman bu bizim yararımız olacaktır. Elimizde büyük bir kozumuz oluyor aslında. Tabii besleme maliyetimizi aşağılara çekecektir. Mısır silajının az önce de bahsetmeyi unuttum. Sağmal ineklerde rasyonda kullanımı 28 kiloya kadar çıkılabilir. Daha üst yerlere, miktarlara çıktığımız anda değişik metabolik rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Ama 28 kilo demek de bir rasyonun neredeyse yarısı demektir. Yani. Evet. Dolayısıyla mısır silajı elimizde ucuz bir yem kaynağı, kaliteli bir yem kaynağı ve lezzetli bir yem kaynağı. Kesinlikle. Mısır silajının özellikle aromatik kokusundan ötürü evet, hayvanların kuru madde alımını da teşvik ediyor. Tabii. Ve bizim için de rasyonda olmazsa olmaz bir kaba ham maddesidir. Değerli izleyenler, şu algıyı tüm çiftçilerimize yıkmak için söylemek, belirtmek istiyorum. Özellikle çiftçilerimiz soruyorlar, bu mısır silajın çeşidin kaç protein geliyor, protein oranı nasıl diye. Şunu asla aklınızdan çıkartmayın. Mısır silajı enerji destekli, nişastadan kaynaklı bir enerji kaba, nişastasından kaynaklı enerji destekli bir kaba ham maddesidir. Biz hayvan beslemede protein kaynaklarını olarak yonca ve fiden karşılamaktayız. Hayvan işletmenizde erken biçilmiş, uygun proteinli bir yoncanız, yani kraliçeniz ve uygun zamanında hasat edilmiş, düzgün bir bakım beslemeyle bakılmış, uygun partikül boyutluğunda biçilmiş, nişastası gayet uygun yerinde, sıkıştırılması gayet iyi ve silo yönetimi de gayet güzel, ideal yönetilebilen bir mısır silajı ile de bir kralınız varsa bu işletmede değişen parametreler, artan yem fiyatları ve ham maddeleri sizin süspansiye olabilme olasılığınız daha fazla artmaktadır. Göksel Bey, genel olarak mısır silajından bahsettik ve ham madde fiyatlarından, rasyonundan bahsettik. Sizin burada ciddi miktarda süt üreten bir işletme olarak tarım ve hayvancılıktan beklentileriniz nelerdir? Genç bir ziraat yüksek mühendisi olarak sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Şimdi mısır silajından bahsettik ama iyi bir konuya değindiniz. Yaklaşık şu son bir aylık dönemde arpa ve mısır fiyatları inanılmaz derecede zamlandı. Tabii, dane mısır. Evet, dane mısır fiyatları. Tabii bunun yanında kur, bazı ham maddeler kur bazlı olduğu için onlar da tabii bize kötü yönde yansıyor. Ama şu son yakın dönemde mısır ve arpa fiyatları çok ciddi oranda zam yedi. Bu da bizim tabii besleme maliyetlerimizi çok büyük ölçüde arttırdı. Bunun yanında bunların artmasıyla birlikte süt fiyatları çok fazla hareketlilik olmadı süt fiyatlarında. Bizim talebimiz sürdürülebilir hayvancılık için bu fiyatların dengede tutulması. Yani ham madde fiyatı artıyorsa çiftçiye süt yönünde de bir destek verilmesi gerekiyor. Şimdi biz bu çiftçilik, hayvancılık dışında ham madde işi de yapıyoruz.
bizim birçok müşterimiz bu durumdan çok daha muzdarip. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Siz bir nevi Türkiye şartlarında 800 baş işletmeniz, bunun 300'ü sağlar. Orta ölçekli bir işletmesiniz. Yani bizim 18,5 milyon büyük başımız mevcut. Bunun 7 milyonu sağlam. Fakat bunun %80'ini küçük başlı, yani 50 baş ve 6 işletmeleri oluşturuyor. Evet. Bu durumdan siz daha az zarar görürken onlar belki daha fazla zarar görebiliyorlar. Tabii. Büyük işletmeler ve orta ölçekli işletmeler çok büyük ölçüde ham maddelerini yıllık olarak stokluyorlar. Yani bunun yanında bunun içinde kesif yem de var, kaba yem de var. Evet. Dolayısıyla bu fiyat artışlarından çok fazla etkilenmemekle birlikte daha esnek davranabiliyorlar. Ama daha küçük işletmeler bu imkana sahip değiller. Bu durumla birlikte şimdi az önce de söylediğim gibi bizim müşterilerimiz var. Ben çok piyasayı takip ediyorum. Şu anda çok büyük oranda inek kesimi var. Herkes artık sürüsündeki hani verimsiz hayvanları kestirirdi ama şimdi o verimsiz skalasını daha yukarıya çektiler. Mesela 20-25 litre süt veren hayvanlar kesiliyor şu anda, inekler. Evet. Dolayısıyla bunlar kesildiği zaman biz damızlığımızı nereden üreteceğiz? Yine ithalata başvuracağız mecburen. Bunu önlemek için yani bizim elimizden tutmaları gerekiyor. Süt inekçiliği yapan çiftçilerin elinden tutmaları gerekiyor. Kesinlikle size katılıyorum Göksel Bey. Fakat aslında burada biz de bir hem çiftçi olarak hem sahada aktif olarak çalışan ziraat mühendisi olarak bizim de taşın elin altına koymamız gerekiyor. Tabii. Biz arazileri gezdiğimiz zaman, işletmeleri gezdiğimiz zaman çoğu işletme özellikle yani bir litre sütün maliyetini ne dediğim zaman cevap veremiyorlar. Yani bizim aslında burada birazcık daha profesyonel bir iş yaptığımızın farkına varmamız gerekiyor. Evet. İleriki zamanlarda ülke tarım ve hayvancılığının daha ileri gitmesi için sadece bir şeyler beklemek değil, kendimiz de elini taşın altına koyup karşılıklı olarak bu ülke tarım hayvancılığını daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor. Evet. Bunun için de yani ne üretebiliyoruz biz? Biz soya üretemiyoruz belki ama bir tane mısır üretebiliyoruz. Bir silajlı mısır üretebiliyoruz. Bir yonca üretebiliyoruz. Evet. Yani bu üretim noktalarında da en az maliyetle en çok verimi alabilmek için sürekli ziraat mühendisine danışmamız gerekiyor. Sürekli iklim koşullarını takip etmemiz gerekiyor. Hava şartlarını takip etmemiz gerekiyor. Ve bunlara uygun uygulamalar yapmamız gerekiyor. Evet. Bunun yanında ben bir şey daha eklemek istiyorum. Ki. Şimdi biz mısır silajımızı yazın ekiyoruz. Kışın tarlamız boş. Ama bizim boş değil. Biz yaklaşık 3 yıldır tarlamızda 2 ürün yetiştiriyoruz. Silajlık mısırın arkasına hemen tarlamızı işleyip yem bezelyesi ve buğday karışımı veyahut da arpa karışımı veyahut da diğer dörtlü karışım dedikleri bir karışımlar var. Bu karışımlardan ekiyoruz. Ve ben bu karışımlardan çok memnunum. Daha öncesinde regras yetiştiriciliği yaptık. İtalyan çimi dediğimiz bitki. Onun yetiştiriciliğini yaptık. O bitki de çok harika bir bitki. Hayvan için çok uygun bir bitki. Ancak bizim bölgemizde yetiştiriciliği çok zor yapılmakta. Çok su isteyen bir bitki ve mesela yılda onu 3 kere 2 kere biçiyorsunuz. İşçiliği çok fazla. Evet. Yani eğer işçiliğine katlanırım diyorsanız, suyuna da yeterince su veririm diyorsanız regras da çok güzel bir bitki ve mısır silajının arkasına ekilebilir. Dolayısıyla biz mısır silajının arkasına dediğim gibi arpa ve bezelye karışımı, buğday ve bezelye karışımı, bu dörtlü karışımlar içinde yem bezelyesi var, fiy var, yulaf var ve buğday ve arpa var kılçıksız. Bu bitkilerin yetiştirdiğini de yapabilirler çiftçiler yem besleme maliyetlerini aşağı çekmek için. Benim burada nacizane önerim bezelye ile birlikte buğday ekilmesi. Arpa ekildiği zaman ben geçen seneki denemelerimden, tecrübelerimden kıyasla yola çıkıyorum. Arpayla birlikte ekildiği zaman arpa çok erken büyüdüğü için bezelyeyi içinde barındırmıyor çok fazla. Ama buğday biraz daha geç büyüdüğü için arpaya nazaran bezelye içinde daha iyi barınıyor ve daha çok oranda çıkıyor. Bezelye de bir protein kaynağıdır biliyorsunuz yem bezelyesi. Evet. Çiftçilerin besleme maliyetini çok aşağılara çekeceğine inanıyorum. Anladım. Göksel Bey, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli izleyenler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Sincenta Tarım ve Çiftçi TV olarak sizlere
kaliteli bir mısır silajını nasıl elde edebiliriz? Bunu hem tarlada, önceki programlarımızda, bu programımızda hayvan işletmesinde gerekli aşamalarını bir bir anlattık. Herkese bol ve bereketli sezonlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.